Sayın seyirciler Avrupa penceresine hoş geldiniz. Almanya'da bir haftadır özellikle göçmenler üzerine yoğun bir tartışma sürdürülüyor. Bir taraftan CSU'nun evde Almanca konuşulması zorunlu tartışması var. Diğer taraftan ise Almanya'nın doğusunda özellikle sağcı hareketlerin başlatmış olduğu eylemler binleri buluyor artık. En son yapılan gösteri 15 bin kişi katılmıştı. İslam karşıtlığı, göçmen karşıtlığı ve sığınmacı karşıtlığı temelinde yükselen bu hareket şimdi Almanya'da bir endişe ve korku yaratmış durumda bir taraftan. Diğer taraftan ise bu hareketle nasıl mücadele edileceği konuşuluyor. Bugünkü programımıza biz de hem bu yeni sağ hareketin İslamcı İslam karşıtı yeni bu hareketin durumunu konuşacağız hem de tabii ki buna karşı neler yapılabilir, nasıl mücadele edilebilir onları konuşacağız. Zigen Üniversitesi Araştırma Merkezi'nde Sayın Hans Dietrich Bukov e, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Bukov ve Didif Yürütme Kurulu üyesi e, Hüseyin Avgan. Siz de hoş geldiniz Sayın Avgan. E, Sayın Bukov istiyorsanız önce sizden başlayalım. Siz e, özellikle Doğu Almanya'da başlayan ama Batı Almanya'daki değişik kentlere devam eden bu e, anti-İslam gösterilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl okumak gerekiyor bunları? Ja, her şeyden önce davetiniz için teşekkürler. Uzun yıllardan beri azınlık hakları, göç sorunları, ırkçılık gibi konular üzerinde çalışmalar yapıyorum. Şu sıralar yaşadıklarımıza, yapılan gösterilere, yürüyüşlere baktığımızda elbette şaşılacak bir şey yok. Son yıllarda bu çevrelerde belli bir sakinlik olduğuna tanıklık ettik. Elbette bu son 20 yıl içerisinde her yerde belli derecelerde ırkçı aktiviteler yaşandı. Ancak bunlar şu sıralarda yeniden yükselen düzeyde değildi. Uzun süreden beri böylesine bir yükseliş yoktu. Şimdi bu yükselişin nasıl olduğuna bir bakalım. Kön'de yapılan gösterinin ardından Doğu Almanya'da yeni eyaletlerde yapılan eylemlere beklenenin üzerinde katılım oldu. 2-3 yıl önce böyle bir gösteriye bu kadar insanın katılması beklenmezdi. Belki bu arada birkaç sözde bu konuda neler yapılabileceği konusunda söylemek gerekiyor. Şurası açıktır ki dünya çapındaki ekonomik dalgalanmalardan, göç hareketlenmelerinden ötürü insanlar neler olduğunu öğrenmeye başladılar. Burada medyanın doğru bilgilendirme yapıp yapmadığı ya da eski önyargıların körüklenip körüklenmediği, İslam düşmanlığının oluşup oluşmadığı üzerinde pek durulmadı. Özellikle İslam düşmanlığının şimdi Doğu Almanya'daki eyaletlerde bu kadar yüksek olması dikkate değer. Çünkü burada yaşayanların çoğu İslam'ın ne olduğunu dahi bilmiyor. Bu durumda bu güçlü hareketlenmenin tam olarak neden kaynaklandığına bakmamız gerekiyor. Köln'de de elbette benzer aktiviteler var. Ancak belirleyici değil. Bu nedenle olanlar biraz daha şaşkınlık verici düzeyde tabii. Aber so ausgeprägt sind sie eigentlich nicht. Und das ist schon ein bisschen überraschend, was jetzt passiert ist. Köln'de ama şöyle bir taraftar grubu yani hooligan gruplarının gösterisi olarak başladı İslam karşıtı. Sonra bu giderek yurtseverler hareketine dönüştü. Ja, Hiç şüphesiz, yeni eyaletlerde de, Köln'de de bir araya gelenler arasında ırkçı partilere üye olanlar vardı. Bu örgütlerin aktivistleri, bugüne kadar sağ partilerle örgütsel açıdan bağlantı içinde olmayan ya da olmak istemeyenleri etkileyebildiler. Burada eylemler ve düşman fotoğrafı globalleştirildi. Gerçekten de önümüzde globalleştirilen bir şablon var. Ve bununla sağcılar sınırsız bir şekilde aktifleşip harekete geçebiliyor. Burada geleneksel konulara başvurularak İslam düşmanlığı ve genel olarak bilinen ırkçılık elementleri bir araya gelmelerini güçlendiriyor. Küreselleşme döneminde düşman fotoğrafının da küreselleştiği bir durum söz konusu yani. Ve internet medyası daha önce ulaşılması mümkün olmayan insanlara ulaşmayı kolaylaştırıyor yeni grupların aktifleştirilmesinde yeni medya olarak tanımlanan Facebook ve benzerlerinin bir etkisi var. Bu medya birçok şeyi kolaylaştırıyor. Önceleri bunu yapmak o kadar kolay değildi. Eskiden gösterilere çağrılarda, en çok da sağcı gruplarda pek çok örgütlenme sorunu ortaya çıkıyordu ve birçok insana ulaşamıyorlardı. Şimdi ise işte durum bu açıdan oldukça Hı -hı. değişti. Dahası birlikte hareket edenleri motive edebiliyorlar. Hı -hı. Ee, tabii ki yeni medyanın, sosyal medyanın bunların bir araya gelmesinde önemli bir rolü var ama diğer taraftan e, İslam karşıtlığı, göçmen karşıtlığı önemli bir e, durumda. Ama biz biliyoruz ki İslam karşılan hani sadece bu e, Pegida diye başlayan hareketle başlamadı. Daha önce de pro hareketleri bunu yaptı. Ama bu sefer daha kitlesel bir boyuta kazandı. Nasıl değerlendirmek gerekiyor? Şimdi e, Sayın Bukov'un söylediği gibi yani dünyadaki gel yaşanan gelişmelerin kesinlikle bunda bir etkisi var. Ancak e, özellikle e, son 10-15 senedir yani 2001'den bu yana. Avrupa ülkelerinde sürdürülen politikalardan Avrupa'daki devletlerin sürdürmüş olduğu politikalardan bu gelişmeleri bağımsız ele alabilmek mümkün değil. Daha yakın dönemde uh -huh. yani birkaç sene önce e, bugünkü iktidarda dahil olmak üzere genel olarak İslam'a karşı e, genel bir e, korku yayma politikalarına devam ettiler. Biz hepimiz hatırlıyoruz işte şurada birkaç İslamcı'ya yönelik bir operasyon yapılacak diye bir genellemelerle toplum içerisinde gerçekten ciddi önyargılar ee, bir taraftan ön yargılar körüklendi, diğer yandan da tabii ki bunun bir objektif aynı zamanda gerçekliği var IŞİD gibi hı hı. yani gerçekten e, işte insanların başını kesen ve bununla da e, bir yönüyle medya gerçekten o gerçeği de ele alarak toplumda korku yayarak birçok insanda aynı zamanda ırkçıların e, faizlerin kullanabileceği yeni malzemeler de e, bir anlamıyla sürekli yaygınlaştırıldı. Şimdi oradan bakıldığında yani, yani terör örgütünün yapmış olduğu cinayetlerin medya tarafından yansıtılmasında biraz bir ya, e, sadece yansı, yansıtılması hı. değil, yansıtılması elbet ki yaşanan olayları gizleme anlamında herhangi bir şeyin yapılmaması gerekiyor. Fakat işit nasıl ortaya çıktı? Oradaki sorunlar nasıl ortaya çıktı? Yani bugün Ortadoğu'da neler yaşanıyor? Ee, batılı devletlerin özellikle batılı devletlerin bundaki rolü neydi? E, ya da buna benzer e, IŞİD gibi El Kaide gibi daha önce El Nusra gibi örgütler bu e, ülkeler tarafından hangi olanaklarla güçlendirildi. Bunlardan bağımsız ele al, aldığımızda toplum açısından şöyle bir şeyle karşı karşıya geliyor. Yani orada bir gerçek bir terör barbar örgütü var. Bir evet. Terör örgütü ortaya çıkmış. Bunlar acaba bize ne yapar e, sorusu birçok faşist örgüt tarafından gerçekten kullanılıyor. Yani bugün Bakıldığında belki Almanya'da bu gelişmeler biraz geç oldu ama Avrupa'nın diğer ülkelerine bakıldığında işte İngiltere, Fransa gibi değişik Doğru. ülkelerde bu hareketlilik daha erken başlamıştı. O anlamıyla bugün gelinen noktada şunu söyleyebilmek mümkündür. Yani bugün hükümet yetkilileri değişik kaygılarını dillendirse de. Burada samimi bir e, bu hareketin önünü alma çabalarını hı hı. görmüyoruz. Çünkü samimi bir çaba ancak şununla mümkün olabilir. Hı hı. Yani bu ortam nasıl yaratıldı? Bu ortamın e, sorumluları kimler ve onun üzerinden bir aydınlatma çalışması. Yani örneğin bugün iltişacılara yönelmeleri yeniden. Yani toplumun işte en zayıf kesimleri yeniden e, ırkçı faşistler tarafından çok fazla, çok fazla sığınmacının kendilerine, geldiği propaganda ediliyor zaten. Yani, ama gerçeklere bakıldığında iş çok da öyle değil. Yani dünyadaki özellikle hareketliye bakıldığında birçok ülkedeki savaşlara, mezhep çatışmalarına vesaire bakıldığında milyonlarca insan yerinden yurdundan edilmiş ve Avrupa zaten son 10 senedir özellikle 2000'den sonra kapılarını tamamen kapatmış. Yani birçok insan Akdeniz'den bu tarafa geçmeden hayatını kaybediyor Böyle bir ortam yaşanmasına rağmen ırçıların, faşistlerin o yani bunu e, kullanmaları e, hükümete başka görevliler, başta so, sorumluluklar yük diyor. Yani e, aslında e, hem medya aracılığıyla hükümetin de etkisiyle bunun daha farklı bir aydınlatılması gerekir hükümetin ki karar vermiş şey aslında. Hani bir baktığımızda, sayın e, İçişleri Bakanı Demazire diyor ki bunu öfkeli vatandaşlar, kaygılarını anlamamız lazım diyor. Anlayışla karşılamak lazım. Temkinli şey yapıyor. Başbakan evet endişe verici bir durum diyor. Özellikle SPD kanadı daha sertten ve bunlar Almanya için bir rezalettir. Kabul edilemez gösteriler deniliyor. Yani bir farklı görüşler oluşmuş ve her ki kimse de dediğiniz gibi ciddi bir mücadelede önüne koymuyor. Düşünce özgürlüğü deniliyor bunların gösteri yapmasına. Ya Şimdi buna benzer olaylar gerçekten hı hı. Almanya açısından bakıldığında son 15-20-30 sene içerisinde işte iltica yasasının yok edilmesi döneminde de buna benzer. Özellikle hükümetin değişik kanatları hı hı. tarafından işte e, gemi tamamen doldu gibi söylemlerle, ırkçı söylemlerle e, bir yandan e, bir kışkırtma hareketi toplumda gerçekten yeni zeminlerin oluşmasına çaba sarf edilirken Diğer taraftan da hükümetin değişik kanatları farklı şeyleri dile getiriyorlar. Eğer gerçekten samimilerse yani başta başbakan olmak üzere hı hı. E, bu sadece söylemde kalmayacaksa e, tırnak içerisinde bir şunu açık söylemek gerekiyor. Yani bu Almanya'daki demokratik haklara yönelik aynı zamanda demokrasinin hı hı. yok edilmesine yönelik bir hareket. Hı hı. Yani o buradan ele aldığımızda Hiç en azından gerekiyor. var olan demokratik hakların Hükümet önümüzdeki dönemde yeni şeyleri gündeme getirebilir. Bunların önlenebilmesi açısından da şu samimiyetin sorgulanması gerekiyor. Yani bir anlamıyla sadece görüneni değil yani o alanlara toplanan ırkçılıktan şu veya bu şekilde bunların içerisinde gerçekten MPD gibi faşist partilerin de olduğunu söylemek gerekiyor. Asıl bunlar kendilerini yeniden toparlamak, yeniden örgütleme çabalarını e, yoğunlaştırmış durumdalar. E, bunları e, bir taraftan e, gö görmek gerekiyor ama e, işin arka planını yani bu zemini oluşturan politikayı evet, gö e, görmediğimizde Hı -hı. E, hem toplumda yaratılan o korkuyu anlamak mümkün değil. Çünkü korku, ön yargılar, e, yani birçok insan gerçekten gelecek korkusu. Yani Hı -hı. E, belki sıradan Almanlarla sohbet ettiğimizde eden insanlar da var. E, gerekçeleri şunlar yani bunlar işte hatta hatta şu noktaya kadar da götürenler var. Bizim ülkemiz de bunları destekliyor. İşte şu camide evet. şu kadar insan toplanıp evet. oraya, oraya gidiyor. gidiyor. Bunlar geri geldiğinde ne olacak bizim halimiz gibi e, sorular e, bazı kesimler tarafından soruluyor, sorduruluyor. Yani bu e, bunun zeminini oluşturan e, temel şeylerden birisi bu. Buna karşı mücadele etmek gerekiyor. Yani sadece Pegida'yı teşhir etmek bugün açısından bu hareketi durdurmaya gerçekten yetmez diye. Peki. Sayın Bukov peki e, bu hareketlerin en kitlesel e, olduğu yerin Doğu Avrupa olduğunu görüyoruz. Almanya olduğunu görüyoruz. Özellikle Dresden merkezleri. Diğer kentlerde de çeşitli eylemler var. Batı Almanya'da ise e, Bonda, Düsseldorf'ta, Münih'te yapılan eylemlerde 300'er işte yani yüzlerle ifade edilen rakamlar var. Karşı gösteriler e, daha güçlü geçiyor. Bu e, bunun Doğu Almanya'da bu kadar güç toplamasının nedeni ne? Ja, das ist glaube ich schon, wie auch gerade schon gesagt worden, es gibt im Grunde zwei Punkte, die dahinter stehen. Das eine ist natürlich, dass wir in Deutschland schon Bunu biraz önce de ifade etmeye çalışmıştım. Kanımcı bunun arkasında iki önemli nokta var. Birincisi Almanya'da uzun zamandan beri ulusal hareketleri ve ulusal kimlikleri güçlendirme eğiliminin olması. İki Almanya'nın birleşmesinden önce Almanya ve Alman kimliği üzerinde duruldu. Gündeme gelen şeyler genellikle Almanya'nın göçe karşı olduğu veya uzun süreden beri Almanya'da yaşayan yabancı kökenlilere karşı açıklamaların yapılması şeklindeydi. Ancak o zaman Almanya gibi bir ülkenin artık göç ülkesi olduğu, yapısal olarak bakıldığında Almanya'nın da diğer Avrupa ülkeleri gibi, özellikle kitlesel şekilde göç alan ülkelerde olduğu gibi yapısını koruması gerektiği görülüyordu. Yani başından beri bir yalan olarak Almanya'nın Almanlara ait olduğu söylendi. Ancak biliyoruz ki bu kesinlikle doğru değil. Hiçbir zaman doğru olmadı. Şimdi de doğru değil. Ama buna rağmen kamuoyunda bugüne kadar bu kullanıldı ve partiler de bunu ifade etti. CDU 1972'den bu yana her genel seçim kampanyasında hep göçmenleri malzeme olarak kullanarak bugüne geldi. Bu durum halkın bilincini de etkiledi haliyle. Ayrıca biraz önce de sözünü ettiğim gibi insanlar internetten aldığı bilgilerle öncesine göre dünya çapında meydana gelen olaylarla daha etkili bir şekilde yüzleşiyorlar. Şimdi Orta Doğu'da izlediğimiz acımasızlık ve vahşet aslında uluslararası düzeyde artan çatışma ve şiddetin bir yansıması. Nitekim Doğu'da hatta daha uzakta olan Çin ve arkasındaki bölgedeki çatışmalar da artıyor daha kanlı hale geliyor. Yine Afrika'daki çatışmalar şiddetleniyor. Bütün bunlar insanların aklını karıştırıyor. Bunlar insanları etkiliyor sonuçta. Bu acımasızlıkları, örneğin Boko Haram'ın yaptıklarını, Suriye'de olanları görenler tepki gösteriyor. İnsan baskı altında tutulanlara sempati duyabilir, dayanışma içinde olabilir. Ve tabi diğer taraftan kimileri de bu şiddete destek verebilir. Bana göre bizde sağcı hareketler, sağcı partiler baskı altında tutulan insanlara sempatiyle bakmıyorlar. Güya orada olan şiddetin buraya da taşınacağını ileri sürerek bunun engellenmesini istiyorlar. Bu çok yanlış bir düşünce, çok kötü bir dünya görüşü. Bana göre her geçen gün daha fazla insanın sokağa çıkmasına asıl olarak bu anlayış yol açıyor. Ne var ki bu insanlar doğru bir şekilde bilgilendirilmemiş, tam olarak ne olduğunu anlayamamış durumdalar. Sadece bu sağcı partilerin bir şeyler yaptığını düşünerek sokağa çıkıyorlar. Güvenlik güvenlidir görüşüyle hareket ediyorlar. Sie merken, da ist was los Bu endişe her tarafta var. Yani Almanya'nın bütün her tarafında olması e, var. Herkes de böyle düşünebilir ama e, eylemlere katılım konusunda ise Doğu Almanya çok farklı. Yeah, sind sehr viele Menschen Varlıklı kesimlerden gelen vatandaşların çoğu yeterli bilgiye sahip olduklarını düşünüyorlar. Ama bence iyi bilgilendirilmemişler. Medyada farklı ülkelerdeki çatışmaların arka planı konusunda ayrıntılı bilgiler yer almadı. Çok az sayıda detaylı bilgi var. Örneğin din üzerine, İslam üzerine ya da başka dinler hakkında çok az şey biliniyor. Kendi tarihimizden de biliyoruz ki dinler çatışmasına girildiğinde bunun ne kadar karmaşık ve zor olduğunu görüyoruz. Örneğin Protestan ve Katolik mezhepler arasındaki çatışmalar konusunda ne biliyoruz? Bunu tam olarak bilmek de çok zor zaten. Bu nedenle dinler arasındaki farklılıklar ve çatışmalar hakkında yapılacak yorumlar ve alınacak tutumlar oldukça hassas konulardır diye düşünüyorum. Diğer taraftan öyle bir durumdayız ki artık gözlerimizi olup bitenlere kapatamayız. Bu küreselleşmiş dünyada daha fazla bilgi sahibi olmak bir zorunluluk. Bu belki 200 yıl önce bu kadar zorunlu değildi. Ancak bugün bir zorunluluk. Çünkü yurttaşların tam olarak doğru bilgilenmesi ve ona göre tepki göstermesi gerekiyor ve medyada bu görevi objektif olarak yerine getirmeli. Bana göre bugün eğer bu sağcı akımlara karşı bir şey yapmak istiyorsak öncelikli olarak insanlarla konuşmalıyız, neler olduğunu anlatmalıyız ve Hristiyan Sosyal Birlik (SSU)nun Baviera'da yaptığı gibi popülistçe tepki göstermemeliyiz. Sevsuno'nun açıkladığı aptalca bir öneri olan göçmenlerin evde zorunlu olarak Almanca konuşması elbette kabul edilemez. Herkes biliyor ki Sevsuno'nun etkilediği vatandaşların çoğu Almanca'nın Bavyera lehçesini konuşuyor. Yani onlar da aslında evde doğru düzgün Almanca konuşmuyorlar. Diğer taraftan şunun da farkında değiller ki birçok ülke insanların çok fazla dil bilmesini, İngilizce veya diğer dilleri öğrenmesini, toplumun çok dilli olmasını istiyor. Ve bunun toplum için büyük bir kazanç olduğundan hareket ediyor. Sayın Afgan e, konuşmasında şöyle bir şey dikkat çekti. E, Almanya'ya gecikmiş bir hareket dedi. Çünkü Almanya'nın e, çevresindeki ülkelere baktığımızda hakikaten de İslam karşıtlığını kendisine propaganda yapan partiler, hareketler son yıllarda alabildiğince yükseldi. Danimarka'da böyle bir hareket var, Avusturya'da var, İsviçre'de kez aynı şekilde var, Hollanda'da. Ee, yine Fransa'da, Belçika'da, yani Almanya'daki bu yeni İslam karşıtlı hareketli diğer Avrupa ülkeleri gibi kalıcı bir harekete dönüşme imkanı var mı? Böyle de değerlendiriyor musunuz? Die rechten Ströme basieren eigentlich im Kern auf einer <laughs> modernisierten rechtsradikalen Tradition. Bugünlerde tartıştığımız bu sağcı akımlar, son yıllarda medyada yer aldığı gibi modern görünümlü sağ radikallerden başka bir şey değildirler. Almanya'da uzun bir süredir sağ bir gelenek var. Bu yeni de değil. 50 yıl önce de vardı, 2. Dünya Savaşı'ndan önce de. 2. Dünya Savaşı'ndan önce doğudaki eyaletlerde, özellikle Türingen'de oldukça güçlü bir sağ gelenek vardı. Bunun kökü derinlerde yatıyor. Sorun bunun büyümesine mi izin verilecek yoksa bununla mücadele mi edilecek? Elbette bazen bunun dalga gibi güçlenmesi, bazen de zayıflaması söz konusu olabilir. Ancak burada göze çarpan partilerin geçmişte sağcılara karşı çok geri durması, sık sık da onların temel argümanlarını olduğu gibi kullanmasıdır. Oysa milliyetçilerin göçmenler konusunda söyledikleri üzeri örtülecek bir tabu değildir. Ama ne var ki son yıllarda bu hareketlerle mücadeleye girilmediği gibi bunlara anlayış gösterilerek geliştirildi. Irkçıların kendi dar ortamlarında dile getirdiği söylemler toplumun orta tabakalarına kadar girebildi. Eğer bu sağcı hareketlere karşı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bir şeyler yapılmazsa bu akımlar tabii ki kalıcı olur. Benim kaygım sağcı akımların dünyadaki gelişmelerden ötürü büyümesi. Şu anda sağcılar birleşiyor. Örneğin sağcı partiler Avrupa çapında bir ittifak kurdu. Bütün bunlar sağcıların blok halinde adım adım güçlenebileceğini gösteriyor. Bütün bu tablodan hareketle bunlara karşı olanlar, sivil toplum bundan sonra artık daha aktif olmalıdır wenn sehr viel peki Almanya'da yaşayan Türkler bu gelişmeleri ne kadar izliyor, nasıl izliyor? Tepkileri ne oluyor? Bu türden kitlesel eylemlerin yapması onlarda bir endişe mi yaratıyor? Yoksa karşı bir hareket geliştirmesi konusunda bir düşüncem var? Ya, e, hareketin yeni olması hı hı. E, belki Türkiyeliler açısından çok daha gelmiş değil. Hı, hı. Bir e, rinci neden yani özellikle hedef aldıkları kitle açısından bakıldığında yani işte Türkiyelilerin de önemli bir kesimi e, İslam'ın bu şekilde kullanılarak gerçekten katliamlar gerçekleştirilmesine karşı. Hı hı. Yani e, işte IŞİD gibi e, terör örgütleri Türkiyeliler içerisinde de ciddi bir şekilde eleştiriye tabi tutuluyor. Hı hı. Ve bunun barbar bir örgüt olduğu fikri bunlar içerisinde de yaygın. İkincisi, bu e, iltişacılar konusu daha önce e, ö, özellikle 90'lı yıllarda da e, Türkiye'liler kendi sorunundan biraz uzak gördü bu meseleyi. Yani işin gerçekten tam farkına varlamadı. Yani bizim dışımızda bir olaymış gibi ö, önemli bir kesim. Hı hı. Bu şekilde e, değerlendirdi. Fakat şöyle bir şeyi e, söyleyebilmek mümkün. Zaten Türkiye'liler içerisinde bir e, endişe. Bir tepki, hükümetin uyguladığı politikalara karşı bir ön yargı hala devam ediyordu. Yani özellikle de son e, senelerde işte e, bu İslam karşıtlığı, daha önceki var olan göçmen karşıtlığının İslam karşıtlığına dönüşmesi Türkiye'liler içerisinde bu endişeyi biraz daha artırdı. Bu süreç içerisinde şöyle bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Türkiye'lilerin özellikle bir kesimi içerisinde daha kendi içine kapanmayı, yani hatta bu tür düşüncelerden etkilenmeyi beraberinde getirme tehlikesini kendi içerisinde barındırıyor. Bugün açısından belki şu anda söylenebilecek şeylerden elbet ki bu gelişmelere tepki gösteren. Fakat işte değişik şehirlerde olduğu gibi Alman anti antifaşistlerinin, demokratlarının göstermiş olduğu yani karşı gösterilere katılım hala çok zayıf. Yani önümüzdeki dönemde duran temel görevlerden bir tanesinin bu olduğunu söylemek gerekiyor. Yani Türkiyeliler de bu hareketin içerisine katabilmeyi, aynı zamanda Türkiyeliler içerisinde bu hareketin hedeflerinin ne olduğu, yani görünenin sadece bir işte İslam içerisindeki e, şiddete karşı olma propagandası üzerinden yürütülüyor. E, ya da daha fazla ilticacı gelmesin propagandası üzerinden yürütülen, Demogajik bir kampanyayla aslında gerçekten ırkçı, faşist bir zeminin genişlemesini hı. hedefliyorlar. Peki, Türkiyeler içerisindeki bu giriş, görüş farklılığını nasıl değiştirmek gerekiyor? Ne yapabilmek gerekiyor? Ya, Türkiyeler içerisinde, yani e, söylediğim gibi bir gerçekten Türkiyeler içerisinde de yaygın bir e, bilgilendirme, hı hı. aydınlatma çalışmasına ihtiyaç var. Hı hı. E, i̇kincisi, e, son özellikle Köln'de yapılan ortak yaşamı teşvik eden Köln'de ırçlara yer yoktur. çağrısıyla yaptığı ve 15 bin kişi katıldı yani eyleme. Etkinliklere hı. daha fazla Türkiye'nin katılmasını olanaklı kılmamız gerekiyor. Hı hı. Yani bilgilendirerek katılım çağrıları yaparak hatta bazı yerlerde gerçekten buna benzer inisiyatiflerin hayata geçmesi doğrultusunda hı hı. çabaları güçlendirmemiz gerekiyor. Yani şu kesin yani Türkiyeliler belki ırkçılık meselesini en fazla konuşan kesimler ama bazı noktalarda harekete geçme, hı hı. Almanlarla birlikte ırkçılığa, faşizme karşı mücadele etme konusunda biraz tutuk davranıyorlar ve daha çok Alman halkının sorunu olarak görülen bir şey de var. Yani bir anlayış da var. O anlamıyla yani Türkiyeliler içerisinde de gerçekten ciddi bir aydınlatma çalışması buna bağlı olarak değişik yerlerde işte okullarda iş yerlerinde mahallelerde daha sık bir araya gelmelerini yerli emekçilerle daha sık bir araya gelmelerini olanaklı kılmak gerekiyor her bu konun söylediği şey yani burada örneğin sizin de sorduğunuz sorunun içerisinde yani neden daha fazla doğu Almanya'da evet. bugün kitlesel hale gelmiş durumda bu hareket e, sorusuna belki şuradan cevap vermek gerekiyor. Yani burada şu veya bu şekilde insanların e, e, yerli ve göçmenler arasındaki ilişkiler çok daha ileri boyutlara varmış. Yani birçok insanın günlük yaşantısı içerisinde her gün değişik şeyleri paylaşabiliyorlar. Yani o anlamda tanıyorlar. Orada e, ise göçmen demografik 2.2 demagojik yani, bazı söylemler Müslümanların da çok az olduğu bir kent özellikle Dresden'de çok çok az oldu hiç tanımadı bir tabii ki e, yani topluluğa karşı eylem gerçekleştiriliyor. Yani o anlamıyla bu taraftan hı. gelişecek bir e, gerçekten karşı hareket. Hı hı. Karşı hareket aynı zamanda diğer tarafa da ciddi bir etkisini e, beraberinde getirebilir. Hı hı. Yani birlikte yaşam fikri Birlikte e, bütün e, insanlık dışı katliamlara karşı çıkma fikri, ee, yani bir bütün olarak işte bu zemini oluşturan e, dünya e, devletlerinin uyguladığı Orta Doğu'ya yönelik ya da dünyanın değişik hı hı. bölgelerine yönelik uyguladığı politikalara karşı ortak durma e, ve bunun eylemlere dönüşmesi Doğu Almanya'daki bu gelişen hareketi de aynı zamanda geriletebilme olanaklarını hı hı. E, beraberinde getiriyor. Belki şunu söylemek gerekiyor yani o e, zeminin anlaşılması açısından Bugün e, hükümet kanadından değişik şeylerin dile gelmesi, aynı zamanda e, bir anlamıyla Orta Doğu'da şu anda Suriye'de, Irak'ta oynamış oldukları rolün üzeri de kapatılmak isteniyor. Hükümetin yeni politikaları var örneğin. Yani bir taraftan işte IŞİD gibi terör örgütleri yani dünyanın baş belası olarak gösterilirken, diğer taraftan buraya ilk defa tarihte işte çatışmalı bölgelere Alman evet. hükümeti silah gönderme silah kararı abi. aldı. Evet. Önümüzdeki günlerde asker gönderme tartışmaları yaşanıyor. Böyle bir ortamın içerisinde hükümet e, bu işin üzerine ciddi bir şekilde gitmiyor. Yani hı hı, kendi peki. politikalarının bir anlamıyla da yani bunlara bir bütün olarak karşı çıkılmadığı zaman yani orada sorun sürekli yaşandığı sürece ve bu sorunun asıl e, sorumluları Amerika gibi batılı ülkeler olduğu sürece bunların buralara yansıması e, kaçınılmaz işte zaman, olacak. Evet. Bu, peki bu türden hareketler geçici mi, yoksa Almanya'da gelecekte daha kalıcı bir özellik taşıyabilir mi? Ja, das ist schon unser Problem in der Tat, dass wir in der Gesellschaft intern ja schon auseinander differenzieren. Hier sind die Deutschen, da sind die Einwanderer, erste, zweite, dritte Generation, und dass wir gar nicht bisher wirklich zusammen in eine Diskussion getreten sind. Bugünkü asıl sorunumuz da bu. Tabii burada toplumu biraz bölümlemek gerekiyor. Almanlar, göçmenler, ikinci, üçüncü nesil, bugüne kadar gerçekten birlikte göçmenlerin burada yaşadığını, birlikte olduğumuzu ortak bir şekilde tartışamadık. Oysa bu tartışmayı birlikte sürdürerek birbirimizi yeterli düzeyde bilgilendirebiliriz. Elbette Türkiye'den göç edenler İslam hakkında bizden çok daha fazla şey biliyorlar. Bu nedenle birbirimizle konuşmak zorundayız. Bilgileri karşılıklı olarak paylaşmamız gerekiyor. Eğer federal hükümet işite karşı bir şeyler yapmak üzere hareket ediyor ve burada büyük bir tehlike var diyorsa, sadece Doğu için değil, Batı için de, Avrupa için de bu herkes için açık bir durumdur. O zaman hükümet bu tutumunu açık ve net bir şekilde ortaya koymalı ve göçmenleri de bu tartışmanın içine çekmelidir. Bu demektir ki sivil toplum sağcılara karşı eylem yaptığında o zaman göçmenler de kendi tutumlarına dikkat etmeliler. Biz de aynı şekilde ırkçılara karşıyız demeliler. Biz kendimiz ırkçılık ve ayrımcılığın ne olduğunu tecrübelerimizde gördük. Bu nedenle ilk önce biz böyle gitmesini istemiyoruz dünya çapındaki sorunlarla ilgileniyoruz. İşi karşı çıkıyoruz denmelidir. Bunun için de tabanda diyalog olmalı. Ortak tutumlar geliştirilmelidir. Bunlar olmadığı takdirde daha önce olduğu gibi göçmenler sürekli dışlanmaya devam edilecektir. Göçmen grupları görmezlikten gelinmeye devam edildikçe de o zaman ortak diyalog olmaz. Bu şekilde ortak bir bilinç de oluşmaz. Ve bütün tartışmada böylece sadece gruplara bırakılmış olur. Bana göre bu çok büyük bir sorun. Kamuoyunda bu konuda çok az şey yapılıyor. Yerli ve göçmenler birbiriyle çok az dayanışma içinde. Ortak tutumlar geliştirilmiyor. Şu anda sadece sağcılar bu tartışmadan yararlanıyor. İslam devletine karşı mı değil mi? Onlar için önemli değil. Sadece bu durumdan yararlanarak bir atmosfer yaratıyorlar ve yeni seçmenler kazanmak istiyorlar. Çok basit bir hesap tabii bu. Ve buna karşı çıkmak gerekiyor

Almanya'da gideri kalıcı bir özellik taşıyordu. Avrupa, Doğu Almanya'daki eyaletlerde yüzde ona yakın oylar aldı. Avrupa Parlamentosu seçimlere girdi ve bir dahaki seferde Avrupa Federal Parlamento'ya girmesi gündemde. Ve bu parti şu anda bu hareketlerle dirsek teması içerisinde. AFD yeni kurulmuş bir grup. Dediğiniz gibi Avrupa Parlamentosu'na girmeyi başardı. Bununla birlikte genişleme imkanı bularak parti haline geldi. Şu anda AFD'nin uzun vadeli olarak bir şansının olup olmadığı konusunda tam emin değilim. Çok farklı kesimlerin bir araya gelmesinden oluşuyor. Şuna da dikkat etmeliyiz ki AFD aynı zamanda ekonominin çıkarlarını güçlü bir şekilde savunma adına ortaya çıktı. Ama şu anda diğer partilerle polemik yaparak, nefreti körükleyerek, böylesi sağ grupları destekleyerek aslında Almanya'daki bütün ekonomiye zarar veriyorlar. Bu türden bir yaklaşımla küresel hareket edilemez. Günümüzde küresel olmak adil ve açık davranmayı gerektiriyor. Ticari ilişkiler var olan sorunlara karşı açık ve net davranarak örgütlenebilir. Bütün bunlar polemikle kesinlikle olmaz. Bana göre bu parti bu konular hakkında net bir politikaya sahip değil. Ve yaklaşımlarının ne anlama geldiğini bilmiyor. Popülizmle başarı elde edilemez. Uzun vadede bu parti şimdiki yaklaşımını sürdürdüğü takdirde seçmenler tarafından cezalandırılacaktır. Seçmenler bu partinin sağcılarla yakın işbirliği içinde olmasına onay vermeyeceklerdir. Çenavgan bütün bu tartışmalar olurken tabii ki bir taraftan da e, demin Sayın Bukov söyledi. E, Bavyar Eyaleti'nde örgütlü CSU göçmenlerin evde zorunlu olarak Almanca hatta bu kamu kamuya açık alanlarda da Almanca konuşmasını istedi. Yani Almanca'nın daha iyi konuşulması entegrasyon süreci için önemlidir. Bu da zorunlu olmalıdır dedi. Sonra tartışma çıktı tabii ki. Bu bunu ardından gelen tepkilerden sonra yumuşattılar. Şimdi Almanca konuşmalarına teşvik edilmesi gerekiyor denildi. Bu tartışma da tam bu ortamda oluştu. Sanırım herhalde yine bir ulusal milliyet kimliklerini ve di diğerlerini dışlama politikasının sadece ırkçılarla ibaret kalmadığını biraz daha muhafazakar partilerin de bunu kullandığını göstermiyor mu? Ya e, şimdi bu tartışmanın neden açıldığı yani normalde bakıldığında böyle bir şeyin hayat bulabilmesi mümkün değil. Yani şey olarak siyasu da CSU'da biliyordu bunu se yani. de biliyor ama bu tartışmanın özellikle atılması daha sonra ciddi bir şekilde de basında tartışılmasının bir nedeni e, sürekli bahsetmiş olduğumuz gerçekten toplum içerisinde e, ön yargıları derinleştirme. Aslında sorunların, göçmenlerin yani. de sorunlarının e, bu toplumda e, insanların yaşadığı sorunların üzerini kapatarak e, tartışmaları başka yöne yönlendirmekten başka evet. bir anlam ifade etmiyor. Geldiğimiz noktada. Yani göçmenlerin e, elbet ki bir dil öğrenme sorunu hala var. Ama önemli bölümü yani artık Almanca'yı gerçekten e, kendi ana dilleri gibi konuşabilen ve sorunlarının aslını özünü oluşturan artık dil bilmeme oluşturmadığını hepimiz biliyoruz. Yani o anlamıyla bunun ortaya atılması e, işte toplum içerisinde yaratılan o şu zeminin biraz daha güçlenmesini yani e, dışarıdan sıradan insanların işte Sorunun kendisinin Türkçe konuşulması gibi e, algılanmasına hizmet etmek e, o anlamıyla Şunu açıkça söylemek gerekiyor. Yani gerçekten ırçılığa e, önemli zemini, önemli zemini e, Berlin Parlamentosundaki uygulanan politikaların sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bunlar değişmediği sürece e, hele hele şu çatışmaların derinleştiği, dünya genelinde çatışmaların derinleştiği ortamlarda. Irkçı faşist hareketlerin e, geçici olmasını konuşmak bile abes olur. Hı hı. Önümüzdeki dönem açısından birçok ülkede olduğu gibi Almanya'da da faşist hareket kendisini ya da ırkçı hareket kendisini yeniden toparlamaya çalışacak. Seysun'un önerisi gibi öneriler de aslında bunların toparlanmasına daha fazla hizmet ediyor. Bakmayın Normalleştirme yani bir, şey bir şekilde yani kendisi... en, en uç görüşleri de normalleştirme gibi göstermeye çalışma değil mi? Ee, var olan ortamı mı? Evet. Ee, yani, ya bir yönüyle ta tabii ki yani bugün e, Almanya gibi bir ülkenin dünya e, ihracat şampiyonu olan bir ülkenin e, şu kaygıları gütmesi gerekiyor. Yani işte Almanya'nın böyle e, göçmen düşmanı, yani bunu özellikle belirli dönemlerde engellemeye çalıştığını. Evet. Şu dönemde Almanya açısından şöyle bir şey de söyleyebilmek mümkün değil. Hala ırk gerçekten. Alman sermayesinin ırkçı faşist bir harekete ihtiyacı var mı vardır bunun üzerinden yeniden Almanya'yı yeniden şekillendirmek istiyor gibi söylemleri söylemek şu anda mümkün değil. Hı hı. Ama yaratılan bu toplumda sorunlar var. Bu toplumda evet. işte çalışma koşulları kötüleşti. Bu, bu toplumda insanların gelecek korkusu gün geçtikçe derinleşiyor. Bunların üzerine şuraya bu şekilde kapatabilmek, farklı şeylerin tartışılabilmesi açısından gerçekten politikacıların dile getirdiği hayatla da hiçbir karşılığı olmayan yani e, hiç kimse şunu düşünemez yani evde nasıl konuşulacağını kim nasıl evet. kontrol edecek, edecek. ama bu bunun bile tartışılmaya açılması Ya çok ama mizah artık alay geç yani, e, alay edilen bir konuya dönüştü. O mizahın kendisi toplumda gerçekten hı hı. derin yaralar bırakıyor. Evet. Yarın 3-5 e, tane sokakta İnsanın işte kendi aralarında Türkçe konuşan ya da değişik bir dili konuşan insanlara müdahale ettiğini göreceğiz. Hı hı. Bazı insanlar gerçekten bu şeyden ön yargılı bir şekilde etkilenen kesimler e, kendisini polis rolüne soyunacak. So i̇şte hı hı. niye Türkçe konuşuyorsun diye gelip hı hı. E, kafasına vuracak Bunlar ya da konuşma diyecek. Hı hı. Bunlar yaşandığında toplum yeniden gerilecek. Yeniden e, o var olan yakınlaşma baş başka bir şekilde kendisini ifade edecek geçen gün Örneğin Türk basınına yansıyan bir olayı evet. söylemek istiyorum. İşte başı bağlı birisine geliyor bir tanesi kafasına vurmuş yani Türk bas basında olduğunu söylüyorum. Yani Örneğin o türban üzerinden süren tartışmaların yarattığı etkilerden bir tanesi. Hı hı. Yani vatandaş kendisini artık bundan sorumlu hissediyor. Yani ne oluyor diyor Niye buy göreve meselesi. E, görev. kendine hı hı. bir görev biçiyor. Asıl bıraktığı etki bu. Toplum gerçekten yeniden yakınlaşması engellenmeye çalışılıyor. Yani sorunun hı hı. üstü de kapatılmaya çalışılıyor. Peki. Bu dil meselesi uyum konusunda çok önemli. Yani her fırsatta gündeme getiriliyor. E, Sayın Avgan da söyledi tabii ki önemli dilin öğrenilmesi ama e, karşılaştırma yaptınız. Siz bu tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Die Situation, die jetzt in, Bavyera'da CSU tarafından gündeme getirilen bu konu her şeyden önce gülünçtür. Bu açık. Herkes biliyor ki Bavyera eyaletinde doğru dürüst Almanca konuşulmuyor. Konuşulan Almanca'nın bir lehçesi. Dünyada hiçbir toplum yoktur ki tek dilli olmak istesin. Almanya'da zaten çok dilli. Sürekli yeni dillerin öğrenilmesi için Almanya'da çaba harcanıyor. Çocuklara ilkokuldan itibaren İngilizce öğretiliyor. Kısacası Almanya olarak daha fazla dilin öğrenilmesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Böylece insanların küresel dünyada daha kolay bir şekilde hareket edilmesi amaçlanıyor. Durum böyleyken, Sevs'dan birisi gelip göçmenlerin evde zorunlu olarak Almanca konuşmasını istiyorsa, hem de yüksek Almanca, bu elbette gülünçtür. Ancak şunlara dikkat etmemiz gerekiyor ki bana göre bunlar endişe vericidir ve dünde kalan tezler de değildir. İnsanların sokakta konuştuğu dille, aile içinde konuştuğu dilin farklılığına vurgu yapmak yanlıştır. Peki burada sağcıların varmak istediği nokta nedir? Bütün sağcı milliyetçi hareketlerin en büyük hayali, tek dil, tek din ve tek kültür yaratmaktır. Bütün dertleri bu. Bu nedenle sağcı ideolojiye karşı çıkmak gerekiyor. Bununla birlikte elbette toplum bölünüyor. Bu sadece hayallerin gerçekleştirilmesi için insanlar arasındaki iletişim kesiliyor. Ve açıktır ki bu türden açıklamalar öncelikli olarak kendi evinde Almanca konuşmaları talep edilen göçmenleri etkiliyor. Zaten onlar kastediliyor. Ve göçmenleri hedefleyerek ayrımcılığa tabi tutarak politika yapma Almanya'da eski bir gelenektir. Geçmişte de göçmenlerin mesleki nitelikleri, yaratıcılığı, yetenekleri tartışma konusu yapılmıştı hem de çok dilliliğe ihtiyacımız olduğu bilinmesine rağmen. Eğitim bilimi açısından söylemek gerekirse insanlara aile dillerini korumaya teşvik etmek, motive etmek çok daha doğrudur. Biliyoruz ki ikinci, üçüncü nesilden göçmenler kendi dillerini giderek kaybediyorlar. Aslında bu sinir bozucu. Çünkü bu bir yeterliliğin, yeteneğin kaybedilmesi, insanların birlikte getirdikleri dilin yok olması anlamına geliyor. Bu nedenle CSU tarafından formül edilen talep gülünçtür. Aynı zamanda toplumun geleceği için aptalca ve tehlikeli bir öneridir. Tabii asıl sorun bu türden bir yaklaşıma karşı ne yapılabileceğidir. Elbette öyle basit hum. değil. Şunu da istiyorsanız sorayım, dvs. siz evet. öyle birleştirin. Çünkü çok zaman, zamanımız azaldı. Hem toplumun bölme politikalarına karşı hem ırkçılığa karşı. E aydınlar, sanatçılar, politikacılar, basın ne yapması lazım bundan sonra? Ne öneriyorsunuz? Yetimedi, müssen einfach ganz klar machen was wir in der Zukunft brauchen. Wir brauchen eine gelecek açısından neye ihtiyaç duyduğumuzu açık olarak ifade etmelidir. Bizim ihtiyacımız mümkün olduğu kadar çok dilli, göçe açık bir toplumdur. Çünkü nüfus radikal bir şekilde giderek azalıyor. Biliyoruz ki 30 yıl sonra nüfusumuz bugünkünden %25 daha az olacak. Son çocuk doğum oranlarına baktığımızda, Çocuk yapmak istemeyen ailelerin oranı, yapmak isteyenlerinkinden daha fazla. Bunun değişmesi gerekiyor. Eğer bu durdurulmazsa, yok oluş içinde bir toplum oluruz. Kim ki bunu engellemek, toplumun geleceğini güvenceye almak istiyorsa, ne yapması gerektiği açıktır. Çok dilli, çok renkli, göçe açık bir yaklaşım güçlenmelidir. Kim ki bunları yapmıyorsa, toplumumuzu yok ediyor demektir. Çok basit. Sevsu elbette bu türden yaklaşımlarla toplumu yok etmeye çalışıyor. İnsanları bir araya getirip ortak tutum alma, ortak gelecek belirleme yerine bölme politikası izliyor ve bu da ister istemez toplumu çöküşe götürmek anlamına geliyor. Hı hı, peki, Sayın Avgan siz e, tabii ki ırkçı hareketleri ve gösterileri konuşuyor ama, konuşuyoruz ama bunların karşı pek çok gösteri de yapılıyor. Dresden'de 15 bin kişi e, sağcı bir araya gelir ki aynı zamanda e, 9-10 bin tane de e, antifaşist e, bir araya geliyor ama bunlar pek görünmüyor. E, Köln'de 15 bin kişi yine geçen hafta bir gösteri yapmıştı. Yani Türkiyelerle Almanlar arasında ve diğer uluslarda bir antifaşist mücadelenin başlatılması için siz didif olarak Önümüzdeki dönemde ne düşünüyorsunuz ne yapmayı planlıyorsunuz ya e, şimdi Sayın bukovun söylediklerini e, temennilere katılmamak mümkün değil hı hı. basın böyle yapsın fakat e, şuradan hareket edecek olursak yani bu basın da aynı zamanda e, bu ortamın yaratılmasından sorumlu Daha doğrusu basını biraz ayırmak gere hı hı. gerekiyor onun için yani önümüzdeki dönem açısından yani gerçekten bu toplumda beraber yaşamak isteyenlerin söylediği biçimiyle beraber yaşamak isteyenlerin farklı bir inisiyatif geliştirmesi gerekiyor. Karşı bir güç olma çabası içerisine girmesi gerekiyor. Bu dönemlerde belki en iyi alternatif şu olabilir. Yani gerçekten hı hı. göçmenlerin bu toplumda eşit koşullarda yaşaması için farklı inisiyatiflerin geliştirilmesi gerekir. Biz e, Demokratik İş Dernekleri Federasyonu olarak önümüzdeki günlerde bazı hazırlıklarımızı tamamlayarak örneğin bu ülkede yaşayanlara yeniden seçme seçilme hakkı tanınması doğrultusunda e, bu ülkede yaşayanlara işte vatandaşlığa geçmenin kolaylaştırılması noktasında değişik girişimlerde bulunacağız. Yani toplumda bunlar üzerinden bir tartışma, bunlar üzerinden bir aydınlatma yani bu ülkede yaşayanların artık buranın bir parçası olduğu fikrini ee, sadece işte e, toplananların ne kadar tehlikeli, ırkçı vesaire olduğu e, söylemleri üzerinden değil, asıl nasıl bir toplumu inşa etmek istiyoruz? Bunun propagandasının e, daha öne çıkmasıyla e, buna karşı konabilir diye düşünüyoruz. E, tabii ki yani özellikle biz de Demokratik İş Dernekleri Federasyonu olarak Batı Almanya'da çalışan bir örgüt e, olarak şunu Hı -hı. çok iyi biliyoruz. Yani ırkçılığa, faşizme karşı bu topraklar üzerinde gerçekten aynı zamanda bir mücadele deneyi, bir mücadele kültürünün olduğunun farkındayız. O anlamıyla şu, e, yani tamamen böyle bu gelişmeler karşısında bir umutsuzluk, içe kapanma yaşanacağını düşünmüyoruz. Aksine buna karşı e, bazı girişimleri eğer e, geliştirebilirsek biz şunu gerçekten selamlıyoruz İşte geçtiğimiz hafta Köln'de yapılması, Başka yerlerde buna benzer girişimlerin olması önümüzdeki dönemde bunlar çoğaldıkça gelişen bu hareketin de daha geniş kesimlere yayılmasını engelleyecek temel şeylerden birisi olur. İkincisi hükümetin dediğimiz ortamın yani birlikte yaşam kültürünü ya da birlikte yaşamın koşullarını oluşturacak zemini hazırlaması açısından da. Ee, bir baskı oluşturabiliriz. Yani bizim önümüzdeki dönem açısından gerçekten tek çıkar yolumuz savunmadan çıkıp yani sadece bunların saldırıları karşısında işte haklı gerekçeler yani bunlar yanlış yapıyor haklı gerekçelerinden öte bizim doğrularımızı daha fazla öne çıkarmamız e, la ancak mümkün olabilir diye düşünüyoruz. Peki. Katıldığınız için çok teşekkürler. Evet sayın seyirciler bu programımızda Almanya'da yükselen sağ hareketi gösterileri ve Almanca evde Almanca konuşma yasağını konuştuk. Önümüzdeki hafta başka bir programda görüşmek üzere hoşçakalın.